Evet, herkese yepyeni bir güne selam aleyküm arkadaşlar. 29 Mart 2023, aynı zamanda Ramazan ayının 7. günündeyiz. Rabbim kolaylıklar ihsan etsin inşallah. Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ramazanınız nasıl geçiyor? Hayatınız, ömrünüz ne bileyim yani, mutlu musunuz, huzurlu musunuz? Bunlar çok çok önemli. İnşallah mutlusunuz, huzurlusunuz, Ramazanınız da çok güzel geçiyordur diye şey yapıyoruz, ümit ediyoruz, Allah'tan niyaz ediyoruz. Şimdi arkadaşlar gözünüz aydın bu arada. Sağlık Bakanı'nın biliyorsunuz ki o 85 bin alım ikiye ayrılmışlardı. Birinci alım Aralık sonu gibi aldılar. İkinci alım da nihayetinden dün itibariyle tercihlerin yani alınmasına çıktı ÖSYM üzerinden. Tercihlerinizi verebilirsiniz ki kontenjanlar, branşlar geldi. Hangi bölüm kaç kişi alacak hepsi. 3 aşağı 5 yukarı birinci alımdakilerle hemen hemen aynıydı zaten. Herhangi bir değişiklik çok olmadı böyle. İşte sayılarda 1, 2, 3 böyle farklı rakamlar oynadı. Başka da bir şey yok. Bugün ben nelere değineceğim, ona bir kısaca özellik geçeceğim. Şimdi normalde benim yaptığım veya yapmak istediğim metot şu. Size herhangi bir bilinç aşılamak, bir farkındalık yaratmak. Amacım gayem hep bu yönde olmuştur. Ama bugün onun yanında hem bilinç, farkındalık yanında işte bu sağlık teknikerleri, sağlık bölümleri tahmini yani kaça inebilir veya ne kadar sapma olabilir bunlara değineceğim. Çünkü yani bu konuda çok fazla yorum alıyorum. Hani ben dedim ya pek alanım değil ama yine de işte tahminlerimi sizinle de paylaşıyorum. Bölüm bölüm yani adli tıptan tut ta tıbbi sekreterine bütün bölümleri. İşte neredeyse 13-15 tane sağlık teknikerleri var. Hepsine birebir değineceğim inşallah. Şimdi ne dedik? Birinci alımla ikinci alım biz kıyasladığımızda, karşılaştığımızda hemen hemen işte verilen kontenjan neredeyse aynı. Dolayısıyla bu bölümlerde yani birinci alımda gördüğümüz tabloyu ikinci alımda da görme olasılığımız çok yüksek. Neredeyse 3 aşağı 5 yukarı aynı olacak. Bunun şeyini vereyim. İkinci bir husus, tıbbi sekreterle ayrı bir parantez açacağım. Hatta belki tıbbi sekreter için ayrı bir video çekebilirim. Şöyle, biliyorsunuz tıbbi sekreteri yani birinci alımda 15.537 kişi aldı. Bu alımda ise 16.463 kişi alıyor. Bu aynı zamanda bunun diğer sağlık teknikerlerine, diğer bölümlere faydası yani olumsuz yönlerine de değineceğim. Çünkü şöyle bir durum var, şöyle bir husus var. Örnek diyorum ki tıbbi sekreterlik okuyup da anestezi okuyan var, ATT okuyan var, işte diyelim ki ağız dil sağlığı okuyan arkadaşlarımız var. İşte bunlar ne yapar? Hani görüyor ki tıbbi sekreter çok aldığı için ve puanlar da çok düştüğü için oradan tercih vereceği için diğer bölümlere olumlu olumsuz yönleri vardı. Olumsuzdan daha çok olumlu yönleri vardı. Şimdi sizler de hazırsanız böyle bütün bölüm bölüm üzerine gidelim. Kaç kişi alacak? Kaçta kapatmış ve bu alımda puanlar kaça kadar gerileyecek? Onlara biraz adım adım değineceğiz. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Adli tıp teknikerliğine baktığımızda birinci alımda 23 kişi aldı. Tane 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 anlatacağım böyle ki anlaşılır olsun, tek olsun, anlaşılır olsun. Adli tıp teknikerliği birinci alımda 23 kişi almış ve 84,93'e kapatmış. Yine aynı şekilde ikinci alımda ise 22 kişi alacak. Benim beklentim yani adli tıp teknikerleri için de 82-83 bandı gibi bir puanla kapatabileceğini düşünüyorum. Ağız ve diş sağlığı teknikerlerine baktığımızda birinci alımda 304, ikinci alımda 315 küçük bir artış söz konusu. 84 ile kapatmış. Bu alımda 82 ile yani 82'nin altına inmez de böyle 82 civarında kapatabileceğini düşünüyorum. Çünkü şöyle ağız diş sağlığı okuyup da farklı branşta, farklı bölümde okuyan arkadaşlarımız da var. Bunları da biz göz önüne bulunduruyoruz. Öğrenci olan arkadaşlarımız da var. Halen de okuyan arkadaşlarımız da var. Bilakis bunun yanında işte farklı alanda, farklı kurumlarda kendi puanını değerlendiren arkadaşlarımız da var. Tabii bunları değerlendirmek gerekir. Ameliyathane teknikerlerine baktığımızda 147 kişi aldı. Bu alanda 153 kişi alacak ve
83 ile kapatmıştı. 83,65 ile kapatmıştı. Bu alımda 83'ün altına düşeceğini sanmıyorum. Yani 83 ile kapatacağını düşünüyorum. Anestezi teknikeli. Anestezi tekniki çok önemsediğim bir bölüm. Anestezi teknikeli okuyup da ATT okuyan arkadaşlarımız da var. Tipi sekreteri okuyan arkadaşlarımız da var. Tipi laboratuvar, röntgen gibi bölümle okuyan arkadaşlarımız sayısı çok fazla. Harbiden çok fazla. Bu anestezi bölümün aynı zamanda bir avantaj kısmı. Şöyle anestezi teknikeleri tabii az aranıyor. Normalde anestezinin hakkı daha yükseklerde olması gerekir. Birinci alımda 460 kişi aldı. İkinci alımda 480 kişi alacak işte. 85,48'e kapatmış. Bu bölümde taş çatlasa yani 84'ün altına düşeceğini sanmıyorum. Çünkü anesteziyle de yani gerek yani şeyin çok mezunları da çok olduğu için böyle 84'ün altına düşeceğini ben ihtimal vermiyorum. Çevre sağlığına baktığımızda çevre sağlığı biliyorsunuz ki son zamanlar gittikçe popülerliğini kazanan bir bölüm oldu. İşte 2020'den tut bu 2-3 yıldır böyle gerçekten popüler bir şey var. Önü de gelecek yıllarda baktığımızda çevre sağlığı da güzel olacağını düşünüyorum. Çevre sağlığı 2000 işte birinci alımda kaç kişi almış? 83 kişi almış. 81,83 ile kapatmış. Yine 187 kişi alacak. Ben çevre sağlığının 77'ye kadar düşeceğini düşünüyorum puanlarının. Çünkü çevre sağlığı yeni popülerliğini kazandığı için halen daha okuyan kesim daha çok var. Okuyup da yüksek puan alan arkadaşlarımız çok var. Bundan dolayı puanların 77'ye kadar gerileceğini düşünüyorum. Gelelim diş proteze. Diş proteze baktığımızda diş proteze çok almış ha güzel. 98 almış, 81,98'e kapanmış, neredeyse 82. Bu alımda 102 kişi alacak. Ben bunların da puanların 77'ye kadar yine gerileceğini düşünüyorum. Çünkü bu bölümde de harbiden de işte mezun olanları daha az olduğu için puanlar da düşecek. Çünkü güzel bir alım oldu. Normalde diş protezde pek o kadar fazla alım olmazdı. Evde bakma. Yani evde bakımla yaşlı bakım beraber şey yapacağım, analiz edeceğim. Evde bakımla yaşlı bakım pandemiden sonra popülerliğini kazanan bölümlerden bir tanesi oldu. Yani bir de mezun sayıları da az. Evet çok az da sayılmasa yine diğer bölümlere nazaran evde bakımla yaşlı bakımın mezunları biraz daha az. Şimdi evde bakıma baktığımızda birinci alımda 490 kişi almış ve 74,23 ile kapatmış. Bu alımda çıtayı biraz daha yükselterek 510 kişi alacak ve yani 74'e kapatmıştı ya bu sayının böyle 71-70'e kadar yani 70 ile 71 bandına kadar düşebileceğini düşünüyorum. Bu yaşlı bakımla evde bakım bundan sonraki süreçte yani 2022'den sonra artık öğrenci potansiyellerin buralara yöneleceğini düşünüyorum. Yaşlı bakım da aynı zamanda yaşlı bakım da şey gibi evde bakım gibi. Birinci alımda 490 aldı. Bu alımda 510 kişi almıştı. 75 de kapatmıştı. Bu yaşlı bakım da evde bakım gibi 71'e kadar 70 bandına kadar düşebileceğini düşünüyorum. Dedim ya bu bölümde biraz daha popüler bir sekreden sonra yaşlı bakımla evde bakım biraz daha popülerini şey yaptı. Bundan sonra ne olacak? İşte bu bölümde popüler olduğu için buralar bir öğrenci kayması da muhakkak olacaktır. Yani bundan sonraki öğrenciyle arkadaşın bunun bilincinde olsunlar. Şimdi gelelim ki ilk ve acil yani ATT'ye bakalım böyle. ATT mezun sayısı çok çok fazla. Aşı derecede çok fazla. ATT okuyup da yani acil ve ilk yardım acil okuyup da işte anestezi okuyan var, laboratuvara okuyan var, tıbbi sekreter okuyan çoğu arkadaşımız var. Çünkü bu pandemiyle birlikte biliyorsun tıbbi sekreter yavaş yavaş yıldızını parlatmıştı. Buradaki öğrenci arkadaşlarımız tıbbi sekreter çok yönelmişti. Yani tıbbi sekreterlik olup da ATT olan arkadaşımız çok var. Onun için tıbbi sekreterlik bu çok yüksek adım ATT'lerin de işine yarıyor. Bir nevi ATT'ler de o yüksek alımdan faydalanacağı için puanla biraz daha veya sapmalar daha biraz daha kendini gösterebilir. Evet ATT'ye baktığımızda birinci alımda 1098 kişi aldı ve 87,67 ile kapatmış. Bakın
ATT'de o küsuratlar var ya, şu virgüllerden sonraki şeyler çok çok önemlidir. Bak bu ikinci alımda 1122 kişi alacak ve ben puanların 85,5 bandında olacağını düşünüyorum. Yani o çok çok önemlidir. Hani diğer hani şey olsun diye tıbbi laboratuvara baktığımızda tıbbi laboratuvarla biliyorsunuz ona da pandemiyle birlikte biraz daha parlamıştı ve hakiki değerini görmemiş. Halen de görülmeyen bölümlerin bir tanesi tıbbi laboratuvar. Yani bunların sayısını arttırmamız gerekir. Tıbbi laboratuvar birinci alımda 421 kişi aldı ve 85,38'e kapatmış. İkinci alımda 439 kişi alacak. Ben bunlardan daha çok sapmaların olacağını düşünmüyorum. Yani puanların da böyle 84-85 bandına ancak gelebileceğini. Dedim ya buralarda küsuratlar da çok çok önemli. Küsuratlar çok çok önemlidir. Onlar ayrıca dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim röntgen teknikerine. Çünkü röntgen teknikerleri de harbiden ben hakkında bir video çekmiştim biliyorsunuz böyle. Bizzat röntgen işte radyoloji çalışan arkadaşlarımıza da şey yapmıştım, sorular sormuştum böyle. Röntgen teknikeri yani radyoloji tipi görüntüleme dediğimiz kısım çok çok önemli bir bölümdür. Yani önü de çok açık. Gerçekten yani böyle bir bölüm okumak isterseniz bu tipi görüntüleme olabilir. Yani hem çalışma şartları şeyleri giderek hem güzelleşen hem de artan bir bölüm. Şimdi röntgen teknikeri birinci alımda 499 kişi almış ve kaç puanla kapatmış? 85,90. Yüksek bir kapanış söz konusu. Bu alımda 521 kişi alacak ve puanların böyle 84 küsürlerde. Hatta 84'e bile 84,400-500'lerde olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu bakın tıbbi sekreter, ATT, tıbbi laboratuvar, röntgen teknikeri, anestezi bu 5 bölüm mezunların en çok olduğu bölümlerden 5 tanesidir. Tıbbi sekreter bu işte beyaz raflı alanın yüksek alanından dolayı yükünü olduğu kadar azalttı ama diğer bölümler bundan halen de nasibini almış değil. Şimdi gelelim tıbbi sekreter. Arkadaşlar tıbbi sekreter için farklı bir video şey yapacağım detayıyla birlikte. Diğer alanlara, diğer bölümler ama kısaca böyle baktığımızda zaten 15.537 kişi aldı. Ve puanlar ta 70,30'a kadar geldi. Aynı zamanda tıbbi sekreterlik okuyup da böyle neredeyse sayısı en az 20 bin ile 30 bin arasında bir öğrenci kitlesi de var. Yani öğrenci olup da şu an ikinci sınıfta bize gelen stajyer arkadaşlarımız var. Yüksek puan almış ama yani bu alımdan yaralanamıyor. Yani bundan sonraki tıbbi sekreterlik için biraz daha durum biraz tablo değişebilir. Alımlar muhakkak olacak ama azalma söz konusu olacaktır. Ona da baktığımızda zaten 70,30'a kapatmıştı. Bu puan bu alımda benim beklentim 64. 64'ün altına dahi makas atabilir. Çünkü çok fazla yerde kontenjan açılmış ve fazla kontenjan açılmış. Bu puanların 64 belki de 64'ün de 63 bandına kadar gelebileceğini düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar önemli olan bakın bu Sağlık Bakanlığı şeyindeki alım evet ikiye bölündü. İkinci alımı yapılıyor ama bundan sonraki alımlar da muhakkak olacaktı. Böyle ben Eylül, Ekim, Kasım gibi bir alımın tek olacağını düşünüyorum. Hele seçimden sonra muhakkak olacaktır ki önümüzdeki sene de seçim var biliyorsun yerel seçimler. Bunlar muhakkak söz konusu olacaktır. Tek temennim yani sizin puanlarınızın değerlendirmenizi istiyorum böyle. Muhakkak tercihlerinizi verin. Muhakkak farklı kurumlarda hep diyordum. Puanlarınızı değerlendirin, puanlarınızı değerlendirin inşallah. İnşallah güzel sonuçlar olur. İnşallah yani herkes gönlünce de istediği yere, istediği şeylere yerleşir. Şunun da altını çizmek istiyorum. Eğer gitmek istemiyorsanız veya orada çalışmak istemediğiniz bir il, bir hastane falan olmazsa böyle tercih vermeyin. Tercihleri yakmayın. Çünkü yani orayı isteyen, orayı içinde mücadele eden, emek veren arkadaşlarımız onları düşünelim böyle. Gitmek istemediğiniz veya ne bileyim araştırın, bilgi sahibi olun, ona göre tercihlerinizi verin, tercihinizi
3 Nisan'a kadar verebilirsiniz. Yani bir de 30 lira bir ödemesi var. Bunları da yaptıktan sonra tercihlerinizi onaylatabilirsiniz. İnşallah güzel günler olacak. Öyle umut ediyoruz ki umudumuz var o şekilde. Sağlıkla kalın, güle güle kalın inşallah.